Merhabalar sayın seyirciler. Yeni bir sektör haber programıyla tekrar karşınızdayız. Bugünkü bölümde Süpersol organik gübre, solucan gübresinin kullanıldığı alanları anlatmaya size devam ediyoruz. Bugün neredeyiz? Bugün yine Manisa Şehzadeler'deyiz. Doğancı Tımarı bölgesindeyiz. Bugünkü çekeceğimiz program özellikle üzümcülerin asma ve bağ üretimini yapan çiftçilerimiz dikkatle izlemesini tavsiye ediyoruz. Üzüm olayı, bağ olayı da çok önemli. Bu konudaki kullanmasını, uygulamasını sizlere için ekrana getirmeye çalışacağız. Programın son kısmında da bir de uygulama yapacağız inşallah burada. Tabii yine program boyunca beraber olacağımız Süpersol Organik'ten Ziraat Mühendisi Sertaç Karaduman Bey var. Hoş geldiniz yayınımıza. Şu anda bulunduğumuz bağın sahibi Ahmet Gümüş abimiz var. Adem Gümüş abimiz. Adem Gümüş abi, yayına hoş geldiniz. Hoş bulduk abi, sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Birinci bölümü mısırlar çekmiştik. Evet. Orada mısırdaki kullanımını anlatmıştık. Şu anda bağla ilgili bir çekim yapıyoruz. Bulunduğumuz bağla ilgili biraz bir bilgi verelim. Ondan sonra da burada bağcılıkta solucan gübresi uygulamasının sağladığı faydalar neler? Sizden almak isteriz. Tabii Cemil Bey, şöyle anlatayım. Alanımız 11 dekar tamamen. 11 dekar dolu alan olarak söylüyorum. Normalde 14 dekar boşluklarla kullanım alanımız 11 dekar. Burada sultani cinsi üzümümüz var. Kurutmalık olarak kullanılmak ve tamamen organik bir üretim yapılmakta. Burada bizim amacımız organik üzümlerde bayağı bir zorluk yaşıyorlar. Gelişim açısından eski kimyasaldaki dengeyi yakalamaya çalışıyorlar. O zorlukları var. Bizim buradaki amacımız üzüm üreticileri için kuru madde miktarını dengelemek. Yani kuru madde, kurutmalık üzümde çok önemli. Yani bunu yakalatabilirsek 12-13 bomelerde kuru madde miktarını çok iyi bir dengeye sokabilirsek çok iyi bir tonajla çiftçimizin yüzü gülecek. Yani şöyle söyleyeyim, yani 4 kiloluk bir üzüm kurutulduğunda 1 kiloya kadar bir kuru üzüm elde ederken biz bunu 3,5 kiloda 1 kilo elde ettiği zaman çiftçinin her zaman yüzü gülecek. Daha da iyi sonuçlar elde edecek. Tabii bağcılık büyük bir sanat, öyle söyleyebilirim. Önemli olan sürgünlerin gelişimi, filizlerin güzelliği, yaprağın kalitesi. Bu tamamen her şey artık üzüme geçiyor. Üzümü besliyor. Bizim burada yaptığımız uygulamalar iki defa yapraktan, bir kere de tabandan olmak üzere. Üç uygulamamız yaptık. Sıvı gübremizi kullandık. Tabandan dönüme 2 litre uyguladık. Yani 22 litre sıvı vermiş olduk bu alanda. Yapraktan 100 litre suya 500, yani ve 100 litre suya gene 500 olarak ikinci atım yaptık. İlk yaprak uygulamamız sürgünler 15-20 santimi geçtikten sonra yaptık. Ondan sonra arada bir çiçeklenme öncesi bir damlamadan tabandan suyumuzu verdik 2 litre olarak dönüme. Üçüncü uygulamamızda artık çiçeklenme sonunda küçük koruk dediğimiz devrede 100'e 500 litre olarak ikinci atığımızı yaptık. Şimdi artık ben düşme zamanlarını iri koruk döneminde artık son bir atığımızı yaparak hasatı heyecanla bekleyeceğiz. Evet. Tabii bu bölge organik tarım yapılan bölge, kimyasallar arındırılmış bölge. Evet. Solucan gübresinin bağcılıkta, üzüm yetiştiricinde sağladığı faydalar neler? Sağladığı faydalar iyi bir sürgün, iyi bir filiz, iyi bir yaprak, iyi bir salkım, iyi bir tane ve iyi bir kuru madde. Yani bunların hepsini sağlıyoruz. Yani hiç sıkıntısız, tamamen taneyi düzgün şişirmek, boşluksuz, iyi bir çiçek tutumundan önemli zaten bu. İyi bir sürgün, iyi bir yaprak. Bunlar olduğu sürece iyi bir hasat oluyor. Evet. Devam edeceğiz. Size bir mikrofonu uzatalım Adem abimize. Size yayına hoş geldiniz. Önce sizi bir tanıyalım. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Ondan sonra bu yaptığınız işle ilgili, bağcılıkla ilgili neler yapıyorsunuz? Bu organik gübreyi kullanmaya ne zaman geçtiniz? Solucan gübresi kullandınız. Memnun musunuz? Sizden almak isteriz. Ben Adem Gümüş. Manisa Şehzadeler'de oturuyorum. Doğancı Tımarı'nda efendime söyleyeyim bir miktar bağlarımız var. Onlarla leşberlik yapıyoruz. Efendime söyleyeyim şu Süpersol dediğimiz organik gübreyi ben daha bu sene yeni tanıdım. Süpersol gübreyi. Sertaç Bey diye bir arkadaşımız var. Onun sayesinde tanıdık. Ve çok memnunum yani. Şöyle diyeyim yani
göreceksiniz şimdi, taneleri göreceksiniz, bağın durumunu göreceksiniz. Efendime söyleyeyim, hani anlatılmakla olmaz. Yeter ki sizler de kullanın, sizler de görün yani bu Süpersol organik gübre, solucan gübresini. Görün yani, sizler de kullanın, sizler de görün ne kadar faydalı, ne kadar şey olduğuna dair. Bizler daha önceden efendime söyleyeyim Sertaş Bey'in şeyinle bu organik gübreyi 3 sefer oldu kullanıyoruz. Bir seferi daha kullanacağız. İlk etapta damlamadan verdik. Ondan sonra şeyden verdik, yapraktan verdik. Bir daha çiçekten sonra tekrar gene yapraktan verdik. Şu an çok çok iyi. Gelişmeden memnunsunuz. Gelişmeden çok çok memnunuz yani. Evet. Peki üzüm şiili uğraşan, asma şiili uğraşan insanların ana problemleri neler? Sizden almak isteriz. Yani sizin ana sıkıntılarınız, dertleriniz veya şu olursa iyi olur dedikleriniz neler? Ya şu olursa iyi olur dediklerimiz, efendime söyleyeyim, şu bağlarımızdaki verimi yükseltmek. Bağlarımızdaki verimi yükseltmek. Hani bizim Türkçe deyimimizle az masrafla çok mahsul almamız gerekiyor. Az masraf dediğimiz mesele şimdiki bu Süpersol organik gübrelerle. Ben geçen sene efendime söyleyeyim buraya 3 kamyon koyun gübresi aldım attım. Birer milyardan 3 milyar. Fakat bu sene 3-4 sefer organik gübre kullanıyorum. 500 bin liradan efendime söyleyeyim 1 milyara ben şey yapmış oluyorum. Ya daha az maliyette beraber. Tabii daha az maliyette bu gübreden yararlanıyoruz. Evet. Peki teşekkür ediyoruz. Yine inşallah söyleyeceğin son bir şey varsa alalım. Vallahi söyleyeceğim şey, deneyin de görün çiftçi arkadaşlar. Denesinler de görsünler yani. Peki teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Sertaş Bey. Şimdi tabii bağcıların en büyük problemlerinden bir tanesi de doğum problemi. Evet. Birçok üründe olduğu gibi. Şimdi tabii solucan gübresinin salgıladığı özel sıvılardan dolayı burada da faydası olduğu doğrudur. Söyleniyor, uygulanmış. Bu konuda neler söylersiniz? Don olayında yani solucanın salgılamış olduğu silom sıvısı sayesinde don olayını %90-%99 oranında don olayını engellediğimiz, önlediğimiz kanıtlanmış. Zaten diğer firmalar tarafından, herkes tarafından biliniyor. Şimdi bu bağ ve bağcılık sektörü önemli bir sektör. Sizde ziraat mühendisi kimliğiniz var. Burada biraz da işin yetiştiricinden bahsedelim. İyi bir bağ kurumu, iyi bir bağ yetiştirilmesi, iyi bir bağ bakımı nasıl olur? Şimdi biz burada gübre boyutunu bahsettik. Tabii bundan önce toprağın hazırlanması var, bağın kurulması var ve bakımı var. İsterseniz bir sırayla beraber ziraat mühendisi kimliğiniz de var. Bu kimlikle beraber bağcılıkla ilgili A'dan Z'ye ne yapılması lazım? Doğru bağcılık nasıl yapılır? Nereye dikkat edilmesi lazım? Sizden almak isteriz. Tabii ilk önce bir araziyi bulduk. Araziyi alacağız. Araziyi önce toprak örneğini. Toprak örneğini aldıktan sonra uygun olacak olan dikmeyi düşündüğümüz üzüm cinsinin anacını, materyallerini, tüm her şeyini araştırmamız gerekiyor. Yani bu toprakta bu anaç düzgün verim verir mi? Evet, hepsi uygun. Anaç tuttu, toprak güzel. Dikime geldiğimizde ne şekilde dikim yapmak istiyoruz? Şimdi 2,5 metrelik veya 1,10'a dikim var. 2'ye 2 dikim var, dar dikim var. Bağı strese mi sokmak? Yoksa bağı rahat kendi haline bırakmak. İkinci kararımız olması gereken bu. Bağı eğer rahat haline bırakacaksak sıralarının geniş, omca başlarının 1.10 ve üstü olması gerekiyor. Eğer strese sokup daha da geç üzüm almayı hedefliyorsak daha dar 2 metreye 1 şeklinde bağ kurmamız gerekiyor. Tabii bu işlemleri yaptık, her şey çok güzel. Sıra geldi artık işaretleme, her şeyi belirlemeye. Ve güneş çok önemli, rüzgar çok önemli. Hani güneşin nereden doğup nereden battığını, bunları çok iyi tespit edilmesi gerekiyor. Rüzgar, havalanması çok önemli. Çünkü eğer hava yoksa, rüzgar yani salkımlar arasında sirkülasyon, rüzgar sirkülasyonu yoksa hastalık ve zararlarla mücadele inanılmaz zorluk yaşanır. Güneş neden önemli? Renklenmeye, ben düşme zamanı geldiğinde artık güneşin artık o zaman faktörünü göreceğiz. Direkt güneşe maruz kalıyorsa yanmalar oluşur tane üzerinde. O zaman da kalite her zaman çiftçinin yüzü gülmez. Çok güneş görmezse geç olgunlaşır. Ayrı bir sıkıntılar yaşanır. Yani her şeyi A'dan Z'ye basamak basamak kurup en sonunda fidanları dikmemiz gerekiyor. Evet. Tabii burada bizim çiftçilere söyleyebileceğimiz işi bilinçli bir şekilde
yapmaları. Çeşitli olarak sultaniye ekiyoruz değil mi abi? Sultaniye. Evet. Onun verimi nasıl? Kurutmada kullanılıyor. Kurutmalık üzüm. Evet. Verimi nasıl? Verim olarak... Yani çeşit olarak bu bölgeye uygun bir çeşit mi? Tabii. Verimi nasıl? Bu Manisa bölgesine uygun bir çeşit. Tamamen buranın adıyla bilinen sultaniye üzüm dediğim herkesin, tüm Türkiye'nin bildiği gibi Manisa aklımıza geliyor. Toprağa, özellikle Manisa bölgesindeki toprak verimliliği çok güzel. Ama biraz daha iyi hale getirmemiz gerekiyor. Organik madde miktarları yapılan analiz sonuçlarında 1,5'larda, kimisi 1'lere yakın. Yani çok iyi değil ama Türkiye'nin diğer yanlarına baktığında gene iyi. Hani gene bir kötülük yok, gene bir başarılar sağlanır. Peki son olarak burada söyleyeceğiniz başka neler var? Sizden almak isteriz onu. Yani solucan gübresi kullanımında bizim ürünleri kullanırken önemli olan, çünkü bizim ürünlerin pH değeri var. pH değerinin, her sudaki pH birbirini tutmuyor. Yani su analizi yaptıranlar çok az. Yani toprak analizi yaptıranlar çok az. Suyla toprağın bir pH'ın eşit değerde olması gerekiyor ki gübreyi daha iyi alabilsin, daha iyi çalışmaya başlasın. Biz o yüzden dolayı atmadan önce çiftçilerimize atacak olan suda gübremizi bekletmesini istiyoruz. Yani gübre o pH'ın bir içeriğine yavaş yavaş süzülsün. En az 8 saat beklesin. Orada bir suyla bir alışsın. Ondan sonra direkt ilaçlamaya ve damlamaya vereceksek o şekilde yapılmasını istiyoruz. Merhaba, şu anda bağlarda, Adem Bey'in bağlarında yaprak gübrelemesi yapmadan önce pH'i, gübre pH'i ile kullanılacak olan suyun dengelenmesi için bir suda bekletme işlemi için bir örnek, bir gösterim yapacağız. Hazırlamış olduğumuz zaten karışım var ama bu işlem çok önemli. Çünkü gübremiz pH'i, gübre ikisinin arasındaki pH birbirini dengelerse çok güzel neticeler, çok güzel sonuçlar alacağız. 1 litre sıvı gübremizin olduğunu düşünelim. Bu sıvı gübremizi 9 litre suya, 9 litrelik su, yani 10 litrelik bir bidonda 9 litre su ve 1 litre sıvı gübremizi koyarak en az 8 saat bekleterek ondan sonra atım yapacağımız olan alana aktarım yaparak atım yapacağız. Şimdi bir örnek olarak elimizde bir 5 litrelik bir karışımımız var. Bunu örnek olarak size göstereceğiz ne şekilde suya içine attığımızı ve ne kadar beklettiğimizi. Adem Bey ile birlikte başlayacağız. Yani bu şekilde normal bidonumuza döküyoruz. 20 litrelik bir bidon kullanacaksak 100 litre suyun içine 90 litre, yani 80 litresi su, 20 litresi gübre olarak da karıştırıp bekletebiliriz. Yani damlama için kullanacağımız zaman. Eğer atımımızı 3-4 makineyle yapıyorsak, hazırlamış olduğumuz 100 litre karışımı 4'e bölerek eşit bir şekilde tankımızın içine koyarak atım yapabiliriz. Gübremizi koyduktan sonra böyle 8 saat boyunca ağzı kapalı bir şekilde bekleyecek ve 8 saat sonra atımımızı yapabileceğiz. Yeniden merhaba. 8 saatlik süremiz doldu. Şimdi hazır pH'i dengelediğimiz olan gübremizi atım tankına koyup atım işlemini gerçekleştireceğiz. Kapağını açıp tankımızın içine boşaltıyoruz. Yani bu uygulamamızda 100 litre suya 500'lük, 500 cc'lik bir karışım oldu. Gübremiz ilaçlama tankına aktarıldı ve atım için artık Adem Bey'in traktörü binip bağlarımızda yaprak gübrelemesi işlemine başlayacağız. Müzik.
Evet sayın seyirciler, bir sektör haber programından sonuna geldik. Bugün Manisa'daydık. Bugün özellikle üzüm ve bağ ile ilgili iyi bir bağcılık, iyi bir üzüm bakımı nasıl olur, genel manada yetişicilik nasıl olur, bunları konuşmaya çalıştık. Bunun haricinde de solucan gübresinin bağdaki uygulanması, bağa sağladığı faydalar neler, üzümdeki yetişiciliğindeki kattığı etmenle farklılıklar neler, onları ekrana getirmeye çalıştık. Ben kısaca bir tekrar edeyim. Ziraat mühendisi arkadaşımız bahsetti ama tabii özellikle üzümde aroma, renk ve tat önemli ve gelişim önemli. Onun haricinde özellikle kurumadaki değer önemli. Burada çektiğimiz programda kurumadaki değer ortada. Buradaki üzüm kuruma ile ilgili yapılacak üzüm. Bu değerler önemli. Bunun yanında tabii bu bölgede özellikle en büyük problemlerden bir tanesi don problemi. Solucan gübresinin burada da ciddi manada donda da etkili olduğunu, önlemede etkili olduğunu kısaca sizlere aktarmaya çalıştık. Ve yabancılarla, yabancı cisimlerle mücadelede de solucan gübresinin ciddi bir etkisi var. Bunları kısaca sizlere aktarmaya çalıştık. Süpersol firmasının üzüm bağındaki uygulamasında bu sektör haber programında sonuna geldik. Bir sonraki programda farklı bir üründe uygulamasıyla tekrar karşınızda olmak üzere. Köy TV'den köyde hayat var.